Hocam o zaman konu Hüseyin. Şimdi düşün, ilk defa bu bölümü söylüyorlar. Konu Hüseyin. Bütün Hüseyinler biz. Ha. Hüseyin neydi bir anlat ama. Arkadaşlar Hüseyin evrimsel sürecin başlangıcı olan ilk canlı, ilk bakteri dedim ama şimdi dövecek beni, ben arada teoriyi aldım. İlk canlı bakteri değil, ilk bakteri değilmiş. Bakteriden öncesinde bir canlı. Hücre değil hatta yani. Ne? İlk canlı ne? Abi hücre şu, bugün adına hücre dediğimiz mesela bizim vücudumuzda 100 trilyon tane falan olan şey acayip komplike. Bir sürü farklı canlının birbiri içerisine geçerek ortak bir birliktelik oluşturması sonucu ortaya çıktığını ancak düşündüğümüz bayağı karmaşık bir sonuç. Zaten canlının oluşumu ilk işaretlerini görmeye başladık. Hücre yani kendi başına bir devlet aslında. Hani böyle tabii, tabii. Çok altında bir şey var. Ya, komplike bir canlı yani. Tek başına hayatta kalabilen bayağı mütekamil bir canlı. Bizim hücrelerimiz zaten ökaryotik hücre diye geçer. Ö gelişmiş anlamına geliyor. İşte karyoda çekirdek anlamına gelen bir terim. Gelişmiş çekirdeği olan DNA dediğimiz genetik materyali özel bir muhafaza içerisine alınmış. İşte küçük organcıkları olan, farklı işlerde özelleşmiş fabrikaları bilmem nesi olan yapılara biz ökaryotik hücre diyoruz. Bundan önce prokaryotik hücre var. Prokaryotik hücre bizimki gibi çekirdeği belli bir paketin içine alınmamış. İşte hücrenin içerisinde genetik maddenin dağıldığı, bugün bakterilerle falan temsil edebileceğimiz daha ön grup canlılar, yani daha önce çıkan canlılar. Anladığım kadarıyla bir öncesi daha var. Tabii. Çok daha öncesi var. Sorun şu, bakterilerin bile doğru dürüst hani fosilleşmedikleri için ya da fosilleştiler bile biz o izleri göremeyeceğimiz için, çok küçükler çünkü, muhtemelen çok öncesi var. Şimdi diyoruz ya 3,5 milyar yıl önce biz canlılığa ait ilk izleri gördük diye. Bunu gördüğümüz niye diyoruz? Ne yani? Gördüğümüz iz şu, sadece canlıların üretebileceğini düşündüğümüz ya da öyle bildiğimiz karmaşık organik moleküllerin birikimlerinden oluşan kayaçlar görüyoruz. Mesela o mesela ölen işte deniz kabuklusu ya da bakteri kolonisi, mantar falan gibi canlılar çöktüğü zaman onların ancak yapabilecekleri işte böyle kompleks karbonhidratlar falan gibi malzemelerin izleri var. Bunlar özel yöntemlerle ölçülüp bulunuyor ve bunların bulunduğu en eski kayaçlara bakıyorsun, hani dibe gittikçe daha eski kayaçları buluyoruz ya. 3,5 milyar yıl evvelden öncesine tarihlenen taşlarda bunlar yok. Yaklaşık 3,5 milyar yıldan beri bunları görmeye başlıyoruz biz. Ondan önce ne vardı kimse bilmiyor. Yani henüz o konuda elimizde bir kanıt yok. Ama şöyle bir şey, mantığı yani biyolojinin ve genel pozitif bilimin mantığına çok sığan bir şey değil. Canlı yoktu, tükeng bir tane canlı çıktı ortaya. Ne kadar basit olursa olsun, bugün bildiğimiz kurallar anlamında bir şeye canlı diyebilmemiz için minimal kompleksliğe sahip, yani çok asgari düzeyde de olsa üretemeyeceğimiz kadar karmaşık bir şeyle karşı karşıya kalmamız gerekiyor. Burası önemli. Bizim laboratuvarda yapamayacağımız kadar karmaşık bir şey görmemiz lazım. Fakat tabiat bir anda böyle bir karmaşıklık üretmez. Yani tabiatta böyle zart. Oraya da giden bir yol olmalı. Bir yol haritası. Zaten sorun şu, o yol ne? Bugün onu bilmiyoruz. Çok teori var. İşte önce RNA dediğimiz hücre içinde haberci görevi yapan bir molekül oluştu. Oradan bizim genetik bilgimizi taşıyan DNA molekülüne evrildi o. DNA molekülü sonra bilmem ne zarların içine kaplandı. Şimdi bu teorileri böyle biyoloji konusunda, canlı konusunda eğitimi olmayan birilerine anlattığında hakikaten gülerler. Bize de biyolojide birinci sınıfta anlatılan biz de gülüyorduk. Bu ne lan böyle? Hani tabiatta herkes böyle hazır kıta bekliyormuş. Bir molekül oluşmuş, gelmiş onu yağ sarmış bilmem ne olmuş. Hikaye böyle çalışmıyor. Hikaye bu işin belki her gün trilyonlarca kez olduğu bir çorbanın içerisinde devamlı katrilyonlarca başarısız denemenin arasında birkaç tane başarılı ama bir tane galip denemeden bahsediyoruz muhtemelen. Birkaç tanesi başarılı oluyor ama onların ömrü çok uzun olmuyor ya da çok fazla yürüyemiyorlar. Ama bir tanesi bütün bu canlılık dediğimiz şeye sebep oluyor. Ne biliyoruz bir tane olduğunu? Hepimizin dünyada tespit ettiğimiz bütün canlıların ana yapısı aynı çünkü. Belli bir ataya dayandığımız besbelli. Dolayısıyla buna ilkin canlı, İngilizce kısaltması Luca deniyor. Bu ismi de çok severim. Bizim... Hüseyin değil yani. Hüseyin değil, işte Luca olması. Tamam, güzelmiş. Luca diyelim. Luca da bu arada bizim şeyin... İlk canlıya verilen bir isim mi bu? İlk canlıya verdiğimiz bir kısaltma. Tamam, Luca. Şeyi çok kıskandı, bizim Tolga Zafer Özdemir Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi müzisyen arkadaşım oğluna Luca ismini verdi. Güzelmiş. Tabii tabii. Luca şeyin kısaltması, Last Universal Common Ancestor. Yani son evrensel ortak ata. Bunun kısaltması. Bu Amerikalılar çok güzel beceriyor bu işi, yemin ediyorum. Luca ya, şu güzelliğe bak. Ne demek bu? Geriye doğru gittiğinde gördüğümüz değil ama hipotetik olarak varlığına kesin ikna olduğumuz ortak bir canlı var. Hepimiz ona dayanıyoruz. Yani 10 milyon canlı türü, gelmiş geçmiş bütün canlılar, buna Luca deniyor. Luca'nın nasıl ortaya çıktığı artık biyolojinin sınırlarını aşan bir konu. Dolayısıyla ona rufayla karşı. Orayı bir önceki bölümde azıcık sohbetini yaptık. Orası daha çok felsefeyle alakalı bir alanmış gibi görünüyor. Şimdi onlar için Luca, bizim için Hüseyin'in macerası. Peki Luca ile alakalı, Luca bir hücre mi artık? Olması gerekiyor. Yani bizim anladığımız anlamda biyolojinin çalışabilmesi için bir işte dediğim gibi minimal kompleksliğe sahip bir canlı olması gerekiyor. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Net olarak bilmiyor ama hipotetik olarak orada öyle bir şey olması lazım. Yani içinde muhtemelen bir DNA var ama. Tabii bir kalıtım materyali var. Bir bilgi var. Bir zarı var. Evet. En basitinden protein sentezi yapabilecek şeyler var. Bu arada geçen gün bununla alakalı bir şey okudum. Çok etkileyici. Bu arada Deniz Ülke Hoca'nın da kitabının duvarında da aynı hikayeyi eş zamanlı rastlayınca aa falan da oldum duygusu. Yağ hücreleri, kuyruklar dar, kafalar geniş, yağ hücreleri bir araya gelip dönüşürken bir alan oluşturuyor ve artık içerideki ve dışarıdaki diye bir şey oluşuyor. Aynen. Ve bu içerideki dışarıdakinin bir canlı olması, yani canlımsı var, yani evet, yani buna ait moleküler yapılar var ama hani bir hücrenin formülü olması, bir dışarısı ve bir içerisi diye bir kavram yaratmayla hani benliğe kadar gidebilecek bir sürü. Biz buna ne diyoruz? Yani ben buna ne diyorum yıllardır? Kenar etkisi işte bu. Kenar iki tane farklı ortam arasında oluşur ve bunu sürdürebilirsen, ya bu farklılığı idame ettirebilirsen bir şeyi sürdürebiliyorsun. Yani o bir entite haline geliyor. Tabiatta bütün farklılıklar karışma ve aynılaşma eğilimindedir. Mesela işte şu suya şeker atarsın, 2 saat sonra bütün su şekerli su olur, şeker kaybolur. Niye? Dağılır. Tabiat böyle bir rahatlama eğiliminde, dağılma eğiliminde ama canlılık ne yapıyor işte? Ta ilk baştan, Luca'dan beri, Hüseyin'den beri bir zarla içeriği ve dışarıyı ayırıyor ve o ayrımı idame ettiği sürece canlı kalıyor. Biz mesela ölünce ne oluyoruz? Darmadan oluyoruz değil mi? Cesedimiz çürümeye başlıyor. Bu entropi hikayesi. Tabii. Çünkü o farklılığı artık muhafaza edemez hale geliyoruz ve tabiatla dengeye geliyoruz. Bu da cesedimizin dağılmasına neden oluyor. Luca'dan yani şöyle desek oluyor mu? Bunu böyle uydurduğum için söylüyorum. Yani entropiye karşı gelebilecek bilinçli davranış canlılıktır. Bilinçli olmasına gerek yok. Canlılığın tanımını yapmaya en çok yaklaşan insan, gene kendimi tutamadım. Bunu da insanın fabrika ayarlarında uzun uzun anlatmak zorunda kaldım. Bu arada evet, bu video çekilirken tam bir gün önce insanın fabrika ayarlarının son bölümünü yazıp bitirmiştim. Bunu da bir kutlayalım. Getirin abi fişekleri. Evet, onu da tebrik ediyorum. Ama 2,5 sene sürdü abi. Kolay değil yani. Neyse, ne diyordum ben ya? Canlının tanımını yapmaya. En yaklaşmış adam diyordum. En çok yaklaşmış adam fizikçi Erwin Schrödinger. Kuantum fiziğinin kurucularından, meşhur Schrödinger'in kedisi düşünce deneyine kaynaklık eden Schrödinger. Yaşam nedir diye 1946 yılında yazdığı bir kitap var. O kitap çok devrimsel bir kitap. Çünkü 1946 yılında o kitabında daha henüz genetik hani Mendel'den beri genetiği biliyoruz ama 1900'lerin yolun başındayken hani neyle kalıtıldığını bilmiyoruz. O kitapta diyor ki muhtemelen çekirdeğin içerisindeki, hücre çekirdeğinin içindeki nükleik asitlerde bir numara olabilir diyor. Bunu okuyan Watson ve Crick işte DNA'nın yapısını keşfetmek üzere motive oluyorlar falan. Öyle büyük etkileri olan bir kitaptır bu. Ve bu adam canlılık sorununa kafa yoran bir fizikçi. Burayı özellikle bir altını çizmek isterim. Bir fizikçi canlılığa kafayı kırıyor ve bu adam kuantum fizikçisi ama canlının tanımını yapmaya da en çok yaklaşan adam oluyor. Yani alanlar arasında kenar da güzel bir şeydir. Yani herkes alanında oturmasın, azıcık gezin demek istiyorum. Ve kitabında şöyle bir tabir kullanıyor. Canlılık sürdürülebilir dengesizlik halidir diyor. Şimdi canlının içi dengesizlikle ayakta duran bir şey. İç ile dış arasında fark var. Ve iç ortamımızın bu farkını muhafaza etmenin de biyolojide bir adı var. Ona homeostazis deriz biz. Homeo ev, staz sabit tutmak demek. Sen abi içeriği derli toplu tut, dışarıda ne olursa olsun vücut sıcaklığının 37 derecede kalsın, sorun yok. Ya da işte çok sıcak olursa terle, soğuk olursa titre. Yeter ki o içeriği sabit tut. Bu sistem çalıştığı sürece canlılık devam eder diyor. Ve işte oradan entropiye geçiyor bilmem ne. Ve kitabın yarısından çoğu senin dediğin cümleye vardırmaya çalışıyor bizi. Okudun mu bilmiyorum ama bu kitapta bunu anlatıyor. Diyor ki entropiye karşı bir mücadeledir diyor canlılık dediğimiz şey. Cansız bütün maddeden canlıyı oluşturan maddeyi farklı kılan şey maddenin kendisi değil, bu organizasyon biçimidir. O organizasyonla direnç göstermek. Mesela yani işte İnsanlardan kurulu bir grup ordu da olabilir, işte efendim bir tapınak da yapabilir, devlet olabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla bizim fizik alemdeki bir entite olarak baktığımızda canlılık, biz de dahil olmak üzere, sürekli olarak fizik kurallarına karşı savaşan bir anomali. Canlılık bir tuhaflık. Ama bu tuhaflığın işte bir nedeni olmalı. Bütün felsefenin, inancın aslında gelip de kilitlendiği yer, anlam aradığı yer işte burası. Abi ne oluyor da, yani niye bu kadar masraf? Düşünsene vücudun içi sürekli 37 derece sıcak. Yani niye sıcak? İçeride sürekli enerji yanıyor. Soba yanıyor çünkü. Bir şeye karşı mücadele ediyoruz. Haldır haldır. Ne zaman soğuyor? Makineler stop edince. Cenaze birkaç dakika içerisinde buz gibi olmaya başlıyor mesela. Evet, evet. O soba yanmazsa işte o mücadele çalışmıyor demektir. Bizim esas işimiz de bu. İlk hücreden beri bu böyle. Hüseyin'den beri. Şimdi... Yerli Hüseyin, yabancı Luca'ya geri döneceğim. Çünkü sen bunu geri döndür ki bak bu konu çok dağılır. Yani evet, evet, evet. Yok, ben bunu yani benim kafamda orada yani acık berraklaştırmak istediğim şeyler var. Yani gerçekten sormak istediğim şeyler var. Senin soruların daha mühim benim anlatacaklarımdan. Çünkü onlar sıraya dizecek bunları. Yani ilk organize gitmek lazım. Yani ben gerçekten öznel bir merakla da takip ediyorum hikayeyi. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Üzerine sohbet etmek istiyorum. Net bir cevabı olmadığını da biliyorum. Şimdi canlıyla tamam, yani teknik bir tanım yaptık az önce. Entropiye karşı işte organizmaların organize hareket edebilme, karşı refleks. Bu bir ama teknik bir tarif. Bir de onun ötesinde canlı ile madde arasında. Yani hani bir öncesinde o bir taştı, kayaydı, moleküldü, mineraldi, bir şeydi. Bir sonrasında o artık RNA, DNA ya da hücre duvarlarını çizen yağ şeyleri, zibizibileri bilemedim bir şeydi. Şimdi bu ikisi ya da... Zibizibileri güzel. Zibizibi. Alta yazalım o zaman. Zibizibileri. Ve bunlar bir araya geldiler ve Luca'yı oluşturdular ya da işte yerel Hüseyin'i oluşturdular. Şimdi bu yani işte bu bir taş parçasıydı. Bu da Hüseyin'in kendisiydi arasında. Bir artık davranışsal ya da nasıl diyeyim ya bize mucizevi gelen öykü böyle bir şey ya. Şimdi bu evrenin bizim bilmediğimiz, hiç canlı olmadan öncesindeki doğal hareketi içerisindeki standart fizik kurallarındaki, şimdi canlı olduğu için standart fizik kuralı dediğimiz, o zaman bir kurala da bağlı olmayan herhangi bir hareketin parçasıydı. Yani yer çekimleri dengeleniyordu, bu dengede duruyordu, olmuyordu, dengesi dağılıyordu falan. Yani bu bir anlam barındırmıyordu, ihtiva etmiyordu. Ama şimdi konu buradan çıktı, Hüseyin'e geldi. Hani şeyde, şimdi Hüseyin de İşin içerisinde buna özgür irade mi diyeceğiz, diyemeyeceğiz. Bir önceki bölümde onu dövdüm beni. Onu ayrı konuşmamız lazım. Yani onu ayrı mevzu. Şeydi ama burada bir daha yani Hüseyin kendi ihtiyaçlarına göre bir tavır, bir davranış, bir şey geliştirme. Yani organize hücreler birliğinin bir kararıyla, bir ortak kararıyla abi bunu yiyelim mi, bunu da deneyelim mi ya da biz bunu sevdik mi, bu sıcaklık iyi mi gibi hani çok bilinçli olmayan 1-0 seviyesindeki kararlar seviyesinde bir hareketsel bir farkı var değil mi? Bu arada bunu gerçek bir soru olarak sormuyorum. Sohbet için soruyorum aslında. Fark nasıl baktığına bağlı. Materyalist ve pozitivist açıdan bakıyorsun hiçbir fark yok. Mesela biz diyor Lavoisier sadece işte bir atomlar topluluğuyuz. İnsanlar diyor şey mesela bir biyolog demişti onu. İnternette caps olarak da geziyor. Biyologlar hücreler hakkında konuşan hücre topluluklarıdır falan diyor mesela. İşte moleküller kendisi gibi moleküllere alıp dizen molekül gruplarıdır. Yani her şey tavuk yumurta ikilemi gibi aynı mantığa dayanıyor gibi. İşin bir amacı, bir erekselliği, bir farkı olması ise daha ziyade hani teleolojik amaçsal bir düşünce. Daha felsefi, daha ilahiyat tarafı olan bir konu. Dolayısıyla biyoloji zemininde, bugünkü biyoloji pozitif bilim olduğu için ve genellikle hani pozitivist bir bakış açısı sahip olduğu için bilimin zaten konusu değil bu. Dolayısıyla o konuda sen ne dersen haklısın, ben ne dersem haklıyım. Normalde bir bakterinin ya da bir insan organizmasının davranışı maddesel davranışlardan farklı değildir bilimsel açıdan. Şimdi ama yani hani mesela bir şey söyleyeceğim. Yani çok önemli bir şey değişmiş olacak arada yani hikayede. Bunun aklına üremek hiç gelmiyor. Bunun aklına üremek geliyor kafada. İşte canlılığı farklı kılan zaten soru işaretini oluşturan şey. Yani. Şimdi farkı nedir diyorsun ya, mesela 7 tane, 6-7 tane fark sayıyorlar. İşte kalıtım, üreyebilmek, büyüme, gelişme, ondan sonra işte metabolizma falan gibi birkaç tane özellik var. Bu mesela cansız maddede bunlar yok. Evet. Fakat cansız maddenin organizasyonlarında benzerleri var. Mesela Üreyebilmek dediğinde bugün kendi kendini üreten robotlar yapabiliyoruz. Yani kendisinin benzerlerini üreten robotlar yapıyoruz. İşte kalıtım dediğinde o robotun bütün yapılış şemasını kendi içerisine kaydedip yenisini yapmasını sağlayabiliyorsun. İşte metabolizma dediğin robot da yakıt yakıyor, elektrik yakıyor, bir şey yakıyor. Yani bunların hepsini belli maddesel organizasyonlarda da en azından simüle edebiliyoruz. Ama onlar canlı olmuyor. Mesela yapay zeka düşünüyor, taşınıyor, karar veriyor, öğreniyor, yapısını değiştiriyor. Fiziksel yapısında, yazılımsal yapısında değiştiriyor. Ama ona canlı ya da bilinçli demiyoruz. Canlı ya da bilinçlilik meselesi çok böyle tariften uzak yani bir mesele. Ya bir irade demen gerekiyor ya materyalist bir cevap vermen gerekiyor. İşte irade deyince iman geliyorum şeklinde oluyor. Yani aynen öyle. Ve bunların hepsi bak anlam ifade edebilmesi için yani inanç ya da gözlem bu sorulara cevap vermez. Orada bir inancın varsa bu sadece senin için anlamlı bir şeydir ama nesnel dünyaya bakmadan konuştuğumuz her şey boş oluyor. Biyolojiye baktığında ise en azından maddi etkileşimler cinsinden önce şunu bir anlayalım, sonra felsefesine coşarız. Yani fiziği bitsin, tamam. Metafiziğini sonra tamam. Yaparız. Okay. Çünkü fiziği zor. Yani canlılık öyle kolay bir problem değil. Yani bayağı zor. Mesela o ilk hücre ya da ilk varlık nasıl bir şeyse muhtemelen tek değildi. Onun bir sürü benzeri ve rakibi vardı. Onlar arasından sıyrılmasını sağlayan temel bir kural var. O kural hala bugün de cari. İşte doğal seçilim dediğimiz şey. Canlılık o günden beri, o ilk zamanlardan beri her fırsatta, her üremede, kendini her kopyalamada tırnak içinde hata yapıyor. Varyasyonlar üretiyor. Değişik değişik sonuçlar çıkarıyor. Ve bu her bir değişik sonuç bazı özellikleri açısından işte belli ortamlarda avantajlıyken farklı ortamlarda dezavantajlı oluyor. Ama farklı ortamda dezavantajlı olan bir başka ortamda avantajlı duruma geçebiliyor. Dünyanın şartları da devamlı değişiyor ki o dönemler volkanlar patlıyor, göktaşları düşüyor, vırtırt. Bu sırada bir seçilim hikayesi başlıyor. Şimdi seçilim hikayesinin başlangıcında en önemli mesele şu. Dünya bir organik maddelerden oldukça fukara bir yer aslında ilk başta. Ve atmosferinde oksijen yok. Çünkü oksijeni üretebilmesi için fotosentez yapan canlılar lazım. Hı hı. Oksijen olmayınca ozon tabakası yok. Ozon tabakası olmayınca çok yoğun ultraviyole ışınları ve kozmik ışınlar dünyayı bombardımana tabi tutuyor. Dünyanın yüzeyinde yani bugün karalar dediğimiz bölgede herhangi bir canlının var olması mümkün değil. Dolayısıyla. En azından şimdiki koşullardaki. Ha. Şimdi koşullardaki canlılar mümkün değil. O zaman da mümkün değil çünkü eğer bir canlı vardıysa bizim atamız olacak, bizimle aynı özelliklere sahip olması lazım. O zaman da yaşayamazdı. Yaşayan kimler? Derin deniz tabakalarında, işte o şeylerde, bacalar gibi yerlerde vesaire, güneş ışığının çok az ulaşabildiği, daha ziyade karanlık olan bölgelerdeki arkadaşlar. Şimdi burada ilkin hücre nasıl bir şeydi bilmiyoruz ama başka bazı hücre denemeleri oluşuyor ve bunlar da enteresan bir şekilde hayatta kalıyor. Mesela bir tanesi kendi enerjisini üretebilen bir pil gibi düşün. Öyle bir hücre yapısı oluşmuş gibi gözüküyor. Bugün biz o hücre yapısını her bir hücremizin içerisindeki mitokondri olarak biliyoruz. Mitokondri aslında önceden üretilmiş bir hücre taslağı, bir prokaryotik yapı, bir ilkin hücre. Fakat tek başına hayatta kalmaktansa ilkel hallerinden biri. Aynen. Hüseyin'in teyze oğlu. Ama hayatta kalabilmek için normalde çabalayıp gayret edip erişebileceğinden çok daha avantajlı bir ortam buluyor. Hazır bir başka hücrenin içine giriyor. Yani. Ona diyor ki baba ben sana enerji yapayım sen bana protein ver biz böyle bir alışveriş kuralım. Buna endosimbiyotik teori deniyor. Endo içine girmek, simbiyoz beraber yaşamak demek. Endosimbiyoz içine girip beraber yaşama teorisi. En büyük kanıtı ne? Mesela biyoloji 101 oldu bu arada. Aynen öyle. Hücrelerimizde bir sürü organcık var ama sadece mitokondri denen organcığın kendi DNA'sı var. Aynı hücre gibi kendi genetik materyali sahip. Hatta bugün biz işte atalarımızı genetik olarak geriye doğru takip edebiliyoruz ya. Ortak annemizi... Sadece mitokondride mi var? Sadece mitokondride. Öteki hücre organların hiçbirinde yok. Yok. Bir çekirdekte var işte. O çekirdek zaten hücrenin kendi DNA'sı. Bir de mitokondride. Yalnız mitokondrinin bir özelliği var. Sadece anneden alırız mitokondriyi biz. Eşeyli üreyen canlılar. Çünkü sperm ve yumurtayı düşün. Sperm yüzerken spermin kuyruğunda şeyler vardır. Mitokondriler ki o kamçıyı sallasın sperm. Tam bir hücredir zaten yumurta. Yarı kromozomlu ama tam bir hücre. Sperm girer, baş kısmı girdiğinde kuyruk kopar ve dışarıda kalır. Babanın spermi yumurtayı döllerken mitokondri içermez. Dolayısıyla hücredeki, döllenmiş hücredeki tek mitokondri annenin mitokondrisidir. Ve bölüne bölüne bütün hücremizdeki mitokondrileri oluşturur. Yani Mitokondri hangi tür kod bilgisi taşıyor peki? Mitokondri kendi iç işlerini sürdürebilecek DNA parçalarının yanında aynen bizim DNA'mız gibi bir sürü lüzumsuz DNA parçası da taşıyor. Lüzumsuzu tırnak içinde söylüyorum. Bunlar evrimsel olarak eskiden işe yaramış, şu anda çok işe yaramayan parçalar. Var mı tanımlı bir işlevi olanı? Yok yani şu anda bildiğimiz kadarıyla yok. Okay, ama tamam. Mitokondrinin esas işi enerji üretmek. Yani bildiğin işte ATP dediğimiz enerji molekülünü yapıyor. Tamam. Eğer mitokondrinin DNA'sının mutasyon sıklığını geriye doğru izlersen ortak annemiz olan tırnak içinde biyolojik Havva'ya ulaşıyorsun. Eğer hücre genomumuzdaki Y kromozomunun özellikle işte mutasyon zincirini geriye doğru istatistik olarak izlersen de ortak babamız olan biyolojik Adem dediğimiz ilk insana ulaşıyorsun mesela. Yani bu ikisi arasındaki farkı betimlemek için söylüyorum. Dönelim Hüseyin'e. Hüseyin dediğimiz arkadaşın oluşabilmesi için farklı farklı hücre taslakları olacak, birbirinin içerisine gelecek. Hatırla, ultraviyole bombardımanı var, oksijen yok, ozon tabakası yok, dünyanın yüzeyi cehennem gibi, volkanlar patlıyor. Denizlerin altında, derinlerde, gizli kuytu bir yerlerde bu iş oluyor. Fakat bu sırada başka bazı Hüseyin adayları, onların da içine yine muhtemelen işte endosimbiyotik bir sisteme benzer bir başka hücrecik giriyor. Ama bu hücreciğin işi biraz daha tuhaf. Güneşten gelen ışınları tutup bunlardan şeker yapabiliyor. Klorofil dediğimiz ve bugünkü yeşil bitkilere rengini veren arkadaş da bizim bugünkü o işte prokaryotik hücrelerin içine sonradan dahil olmuşa benzeyen bir yapı. Eş zamanlı mı bunlar? Değil. Aralarında milyonlarca yıl var muhtemelen. Hangisi önce? Bitki önce. Hayır, o da belli değil. Yani muhtemelen ilkin bizim hayvan hücreleri, yani zaten ne hayvan ne bitki hücresi var ya, bakteriye benzeyen Hüseyin daha önce. Çünkü klorofil ve fotosentez hücreye dahil olduktan sonra müthiş bir avantaj sağlıyor. Nedir o? Etrafta beslenecek organik madde arayacağıma çıkarım, bir güneşlenirim, patır patır malzemeyi yaparım. Bu başladıktan sonra bu canlı süper başarılı hale geliyor ve bu yani başarı... kim kiminle örgütlenirse ona göre kültür organize ediyor. Düşün, güneşten, ekmek elden su gölden gibi güneşten besini yapıyorsun, deli gibi ürüyorsun ama bu arada bir yan ürün çıkarıyorsun. Fotosentez yaparken oksijen çıkıyor. Oksijen bir anda havayı basmaya, bir anda derken birkaç yüz milyon senecik kısa bir sürede dünya atmosferi doğurmaya başladı. Bak düşün, denizler, çamurlar, organik madde dolu. Güneş ışığı sebilullah zaten. Yani sınır yok bu canlıların üremesinde ve... Tabii düşman yok. Düşman da yok. Şöyle düşün, bugün bizim bağırsağımızda E. coli diye bir bakteri vardır. Bağırsak da iyidir ama ağızdan alırsan hasta eder falan. Oradan belki insanlar isimlenebilir. Bir tane E. coli bakterisi al, bir besleyici ortama koy. E. coli'ler her 4 dakikada bir bölünüyorlar. 4 dakikada bir ikiye bölünüyorlar yanlış bilmiyorsam. 24 saat beklersen tek bir E. coli'den dünyanın ağırlığının 400 katı kadar bir E. coli kolonisi çıkabiliyor. Ama o kadar büyümeyene bir sınırı var. Şimdi tek hücreliler çok hızlı bölünüyorlar. Çok fazla ürüyorlar. Ve ortamda böyle rakipsiz olunca bir anda yayılıyorlar. Katrilyonlarca hücrenin haldır haldır oksijen ürettiğini düşün. Ne olacak? Oksijen atmosferi doldurmaya başlayacak. Oksijenin bir özelliği var. Ultraviyole çaktı mı O3'e dönüşüyor, yani ozona. Ozon atmosferin üst tabakalarında birikmeye başlayınca doğal bir sera oluşturuyor gezegenin üzerinde. Artık ultraviyole ışınları değil, bugün bizim bildiğimiz mavi gökyüzünden süzülen o güzelim ışınlar gelmeye başlıyor. Böyle olunca, tabi bunu anlattım ama bu sırada denizlerin altı oralar buralar boş durmuyor. O işte ilk kanıtlarını gördüğümüz kayaların içinde fosiller bırakmaya başlayan büyük, çok hücreli canlılar oluşmaya başlıyor. 1,5-2 milyar yıl sonra. Yani bu anlattığım hikaye 1,5-2 milyar yıl sonra. Elbette Hüseyin örgütlenmeyle oluşabiliyorsa, lan biz de bir araya gelsek başka bir şeye dönerle alakalı bir tavır. Tabii. O ihtiyaçlara karşılık gelen bir şey yok. Düşün, o fotosentez yapan da, yapamayan da, organik atıkla beslenen de hepsi daha ne yaptığını tahmin bile edemediğimiz bir ortak ataya doğru gitmek zorunda ve oranın hikayesini ancak torunları cinsinden anlatabiliyoruz. Evrim geriye doğru anlatan tuhaf bir şekilde yani. Şöyle bir şey olmuş olmalı. Yani ilk hücre kendi sınırlarını belirleyip de işte kenar etkisi sohbetiyle de bir şey yapar. Kendi sınırlarını belirleyip de kendine kendi, dışarıya da öteki dediği hal için muhtemelen bir ihtiyaç ya da bir düşman organize etmiş olmalı. Yani bir zaruri ihtiyaç olmalı. Bu keyfi böyle yapsak olur mu diye olacak bir durum değil. Yok şu aslında keyfi değil, işte tırnak içinde rastlantısal olarak belirleniyor bu. Dedim ya milyarlarca deneme yapılmış olmalı diye. Bu denemelerden hayatta kalabilenlerin sayısı çok az. Hayatta kalma sebepleri ne? Sürdürülebilirlik önemli burada. Yani o dengesizliği belki çok farklı şekillerde sağladık. sağladı ilk denemeler. Ama bir tanesi ki bugün bildiğimiz kadarıyla hücrenin içerisinde potasyumu, dışarıda ise sodyumu fazla olan bir bileşim galip gelmiş gözüküyor. Niye? Bizim bugün bütün hücrelerimiz böyle. Yani ister çimen hücresine bak, ister karaciğer, beyin hücresine. Hepsinin yapısı aynıdır. Bu işe yaradı. Tabii. Hücrenin içinde potasyum, dışında sodyum fazladır. Ve işte diğer maddelerde hücre içinde, dışında farklı dağılır. Bu farklılık bütün canlılarda da aynıdır. Birkaç organ istisnası dışında, mesela bizim kulağımızda bir farklılık var. Onun da bir fonksiyonel sebebi var. Yani sonradan modifiye edilmiş onlar. Bütün canlılara baktığında aynı sistem. Ha bu arada bizim hücrelerimizin içindeki su da bildiğin deniz suyu gibidir. Yani pek bir farkı yoktur bileşim olarak. Sıvı kısmı yani. Denizlerde yani ya da ilkin denizlerde bir sürü deneme arasından başarılı olmuş bir arkadaşın torunları olduğumuzu net gösteriyor. Ama diğerleri hayatta kalır mıydı? Şartlar farklı olsaydı kalırdı ama Allah rahmet eylesin olmamış. Kalan budur. Yani kalan sağlar bizimdir modunda bakmak ya lazım. Birkaç hücre nasıl bir araya geldi acaba? Yani hani orada daha birazcık daha tercihi ya da hani koşu, ya bu rastgelelik hala devam ediyor ama bu rastgelelik diye tarif ediyor. Tercih dediğin nedir biliyor musun biyolojik alemde? Hücrelerin yüzeyinde... Yok yani düşman edinme ya da koşulların işte, bozulması falan. Mesela bizim yani bağışıklık sistemimiz bakteriye saldırıyor, kendi hücresine saldırmıyor. Niye böyle bir tercih yapıyor? Ki onlar da aynı Hüseyin gibi küçük hücreler. Hücrelerin yüzeyinde alıcılar var ve bu alıcılar karşıdaki hücrenin kimlik kartlarını okuyabilme yeteneğine sahip. Bakterinin kimlik kartı vücutta tanınan bir kart değil. Ve bakteriyi gördüğümüz saldırı komutu var bu arkadaşlarda. Çünkü o yabancı maddeyi sindirerek onun besini olarak kullanacak. Aslında temel amaç beslenmek. Yani bizim bağışıklık hücreleri de beslenmeye çalışıyor. Ama kendi vücut hücresiyle aynı kimlik kartlarını taşıdıkları için dur lan diyor bu bizden. Dolayısıyla ona saldırmıyor. Otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklarda bağışıklık sistemi hücrelerin kimlik okuma devreleri bozuluyor. Ve kendi vücut hücresine de saldırıyor. İşte bu durumda mesela yok işte Hashimoto tiroidi, işte amyotrofik lateral skleroz bu şeyin rahmetli Hawking'in hastalığı mesela. Bunlar falan ortaya çıkıyor bu durumda. Aynı şeyi Hüseyin için düşün. Hüseyin peki bu Hüseyin düşünüp tercih mi ediyor? Ya da Luca? Hayır. Üzerinde moleküller var. Bu moleküllerin bir anahtar kilit gibi ya da daha modern bir ifadeyle kuantum titreşim açısından uyduğu moleküller ya da işaretler var. Uymadığı işaretler var. Uyanlara gidip yapışıyor, löp diye alıyor. Uymadıklarından uzak duruyor. Tamamen aslında mekanistik olarak açıklayabildiğimiz bir sistem. Bu arada, tabii şimdi böyle sorular sorunca zavallı biyologların da dilenmasını anmadan geçemeyeceğim. O da şu. Sorduğun herhangi bir soruda yaklaşık 600 sayfalık kitap yazılabiliyor. Bir kere bu. Ben değil de uzmanı yazar. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bahsettiğimiz bütün o canlılık moleküler olaylara bağlı. Moleküler olaylar ise kuantum fiziğiyle bugün ancak açıklayabildiğimiz, yeni açıklamaya başladığımız şeyler. Şimdi kuantumu ayrıca konuşalım istedim. Biyolojinin içine de kuantum fiziğini sokamıyoruz. Çünkü daha normal fiziği sokamadık. Böyle bir sıkıntı var. Yani doğru dürüst anlayamadığımız bir şeyin mazisini konuşmaya çalıştığımızda unutmayalım. Fakat bu hani ya bilim bunu bilmiyor, artistik yapıyorlar nevinden de boş bir konuşma değil. Çok fazla kanıt var. Trilyonlarca kanıt üzerinden yazmaya çalıştığımız bir hikaye. Evrimle ilgili konuşan herkes için şunu söyleyebilirim. Muhtemelen söylediklerin hepsi yanlış. Ama sonuçları doğru. Çünkü kimse geçmişe gidip de olayların nasıl olduğunu görmedi. Ama ne olmuş olabileceğine dair bugün gördüğümüz sonuçlar çok net. Yani eldeki veriler bir sürü yerde aksıyor olsa bile üstündeki yürünen yol doğru en azından. Ya mesela işte Mustafa Can bir tahminde bulunsam bebekken süt içti. Yani bebekken çoğunlukla süt içti. Ya olmamış da olabilir. Yani büyük ihtimal öyle bir şey olmuştur yani. Sen süt içmişsindir bir aralar. Çok marjinal bir vaka olacak da işte annenin doğumda sütü kesilmiş olacak da sen hiç süt yüzü gör milyonda bir vaka. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla bildiğim tecrübelerden diyebilirim ki Mustafa küçükken sütle beslenmiş olmalı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsin ama kesinlikle hangi gün hangi saatte nerede süt içti bunu söyleyebilmem mümkün değil. Bir sonraki bölüm Hüseyin örgütleniyor. Böyle devam edelim. Hüseyin, selam.